Mersinlerin 1 milyon Mehmet diye tanıdığı, bildiği, sevdiği bir adamcağız. Sokakta bir mikrofon uzatılıyor. Erdoğan diktatör diyor. Ve başına tuhaf şeyler geliyor. Ertesi sabah, sabahın köründe polisler geliyor evine, gözaltına alıyor. Bir izleyelim. O anları bir mağazada, mağaza sahibi onun yerine anlatıyor. Şu nedenle onun yerine, 1 milyon Mehmet çok iyi ifade edemiyor kendisini. Zaten bilenler biliyor, %80 engelli. Bir izleyelim, devam edeceğiz. Dün Mehmet abi emniyet evinden sabah saatlerinde alıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Yanlış duymadın. Sabah saatlerinde Mehmet abi emniyet evinden alıyor. Sebebi ise onu da açıklama getireyim ben. Ondan sonra söz hakkını sana vereceğim. Ben de güzel giyindim. Mutlu bir, çok mutlu bir tercih edeyim. Ne zaman Ahmet'ime kavuşuyor? Tıp. Mutluluk. Allah'ım yarım. Bu olacak arkadaşlar, işte olayda, bu olacak işte diye. Mehmet abimiz de tüm ülkeye biliyor. Zaten evet. 180 raporlu olduğunu evet, da herkes biliyor. Kimliğinde de özürlüğü yazıyor zaten. Özürlüğü geziyor. Öyle gösterin. Gözlerini öyle gösterin. Şimdi Mehmet abimiz siyasetle hiçbir alakası olmayan bir insan. Yok. Saki sokak röportajı hanımefendi diyor ki ne oyunuzu kime vereceksin? Aynen öyle. Mehmet abi de yani... Neyse. Kimseye konuşmak yok bundan sonra. Gönül mü? Gönül. Gönül ben çektim. Mehmet abi konuşma yasağı getirdi sana. Dışarıda konuşma yasağı getirdi. Şimdi... O ana geri dönelim. Yani 1 milyon Mehmet'e mikrofon uzatıldı ana. Öyle bir alıyor ki mikrofonu, sanki yıllardır öyle bir şey beklemiş. Birisi mikrofon uzatsın, onu da mikrofon uzatmaya değer biri olarak görsün. Öyle bir heyecanla almış. Evet, Erdoğan'a diktatör demiş. Ama nasıl demiş? Bir izleyelim, üzerine konuşalım mı? Gerçekten inanılmaz bir örnek. Merhabalar, seçimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şahane. Şimdi bu ne seçimi? Cumhurbaşkanlığı seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığıyla ilgili seçim, evet. Ben Tayyip Erdoğan diyorum. Neden peki? Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü Tayyip Erdoğan diktatör olduğu için. Bu değil mi? Ne bu, ne diyeyim? Tamam, ne diyeyim? Tamam ama ne diyeyim? Ekmek var. Tamam beyim, bir dakika dur. Tamam onu silelim. Evet, ben CHP'liyim ben. CHP. Ne diyeyim? Abi ne diyeyim bari? Bir dakika, o zaman Ekmek Partisi. Abi. Tamam, Ekmek Partisi. Özür dilerim. Adamcağız diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Neden? Çünkü diktatör. Çünkü 1 milyon Mehmet diktatörün iyi bir şey olduğunu, diktatörlüğün iyi bir şey olduğunu zannediyor. Diktatör çünkü hani yumruğunu vurdu mu dediğini yaptıran biri herhalde. Belki otoriter anlamında falan belki. Yani. Evet, otoriter anlamında kullanıyor. Ve zaten hayatı boyunca da herhalde Mehmet etrafındaki herkesten öyle bir muamele görmüş. Sen anlamazsın, otur demişler. Sen sus demişler. Otoriteden başka bir şey tanımamış belki de adamcağız zaten. Fakat herkesin tanıdığı birinden söz ediyoruz. Konuşsanız 30 saniye sonra durumunu anlayacağınız birinden söz ediyoruz. Orada görmedik, kameranın açısında değildi. Birisi müdahale ediyor. Muhtemelen de o suç duyurusunda bulundu herhalde. Evet, çok garip bir sistem oldu. Birisi suç duyurusunda bulunuyor. Hemen insanların evi yani çok yani buna bir zaten bir dur demek gerek. Yani herkesin elinde kamera var. Eskiden hani kamera 1 milyonda bir kişide vardı. Düğünlere kamera tutulurdu filan. Şimdi herkesin elinde kamera olduğu için herkes elinde kayıt yapıyor. Ve kayıt yapıp insanların herhangi bir konuşmasını, insanlar konuşurken diktatör de der, her türlü lafı söyler ama onu bir kayıt anında söylediğiniz zaman bu suç teşkil eder. Yoksa iki kişi konuşuyor, karı koca arasında konuşuyor. Adam diyor ki bu Erdoğan'a laf söyledi, o boşanma sebebi olabiliyor filan. Hani bu durum biraz böyle şirazesinden çıktı. Yani bu bir tek AKP ile ilgili değil, bu teknolojinin bu yaygınlaşması, herkesin elinde bir kayıt cihazı olmasıyla da ilgili.
İkidir Mersin örneği veriyoruz. Mersin'de hep böyle üzüntülü şeylerle veriyoruz örneği. Aslında bir de Mersin güzel bir konuyla söyleyelim. Mersin'de en gurur duyduğumuz, en başarılı belediye başkanlarından biri var. Vahap Seçer. %70'e yakın orada oyu çıkmış bir şeyimiz. Yani biz seçimi alacaksak bu başkanlar yüzünden alacağız. Diktatörlük konusunda bir şey söylemek istiyorum ama geçmeden orayı. Şimdi bakın, 1 milyon Mehmet diktatörün diktatörlüğün ne olduğunu belki bilmiyor olabilir. Dediğimiz gibi otoriter karşıtı, otoriter anlamında söylüyor olabilir. Fakat onun gözaltına alınması emrini veren savcı da, gözaltına alan polis de bilmek zorunda. Onların bilmemek gibi bir lüksü yok. Diktatör ifadesi hiçbir mahkemede suç olarak görülmüyor. 2006'dan bu yana kaç dava oldu? Özgür Özel beraat etti. Canan Kaftancıoğlu için daha geçenlerde savcı böyle bir ifadesi için beraat talebinde bulundu. Yeşim Salkın beraat etti. Bir emsal niteliğinde bir vatandaş hakkında diktatör dediği için açılan davada gene beraat geldi. Bunu da belirtmek istedim özellikle. Evet, yani polisi de savcısı da bir zahmet, özellikle savcılar. Yani bilin bunu. İşte belki korkuyorlar, bir şey demezsek şimdi beni görevden alırlar mı diye korkuyorlar. Öyle bir abi, adalet yollar, sistemi garip bir durum aldı. Keşke bu durum bir şey bir an önce umarım bitecek, işte bir ay sonra. Mersin evet çok önemli. İkidir Mersin konuşuyoruz. Hani ikidir Mersin konuşuyor. Bir tane de aklıma hani Vahap Seçer konuşalım. Hemen yanında Zeydan Karalar var. Yani orada çok başarılı yürütüyor CHP. Yani şunlar diyorlardı ya, eğer CHP gelirse hiçbir şey yapılmayacak, sosyal yardımlar kesilecek, CHP gelince her şey kötü olacak falan diyorlardı. Pek görmüyoruz. Uzakta kalıyor Mersin, Adana, İstanbul için. Ama mesela Mersin'de 6 liraya, ben onu gördüm geçen bir ay önce oradaydım. 6 liraya hala 100'den fazla noktada yemek dağıtılıyor insanlara. Ve yani 3 kap gerçek yemek yiyorsunuz. Yani 6 lira para veriyorsunuz. Hem de 6 TL para veriyorsunuz. Ve ekmeğiyle beraber, ekmek zaten yarım ekmek veriyorlar. Yarım ekmek kaç lira? Yanında etli yemek, tatlı bilmem çorba. İnsanlar 4 kişilik bir aile geliyor, 4 tane alıyor 24 liraya. Akşam yemeklerini yiyorlar. Yani öyle bir belediye. Yani yaptığı bir sürü başka işler var. CHP'nin İzmir'den tutalım. Zaten Eskişehir'i biliyoruz. Ankara'da, İstanbul'da o kadar iyi belediyecilik örneği, o kadar ileri sosyal belediyecilik örnekleri görünüyor ki aslında bu durumda kentin çeperlerinde hayatı boyunca hiç CHP görmemiş seçmeni. Hayatı boyunca hiç CHP'li tanışmamış. Yani bir insan Bağcılar'da yaşayan ve kaç yaşında diyeyim, 42 yaşında birisi ilk oy kullandığında Erdoğan için oy kullanmış olabilir. Yani Tayyip Erdoğan da Büyükşehir. Ve o günden beri de Erdoğan veya AKP dışında hiçbir yönetim görmemişti 2019'a kadar. 2019'da Büyükşehir değişti ve ilk kez Bağcılar'da yaşayan o kardeşimiz gördü ki CHP onlara yapılan kara propagandadaki bir parti değilmiş. CHP'li belediye gelince onlara hizmet devam ediyormuş, hatta artarak devam ediyormuş. İşte bunun bir örneği olarak Mersin iki defa gelince en başarılarından birisi. Vahap Seçer'in adını anmak istedim. Yani bu belediye başkanlarının yüzü suyu hürmetine de biz çok seçimde daha olumlu sonuçlar alacağız. Şimdi hani Vaha gibi diyebilirim Halk TV, bazı televizyon kanalları dostlarımızla birlikte, ama sayılarımız çok az ne yazık ki. İşte bu başarıları, bu rakamları paylaşabiliyoruz. Ama baktığınız zaman medyanın genelinde Erdoğan hani dünyaya meydan okuyan, dünyayı titreten lider. Atatürk'e gelince aman canım ne yaptı ki? Hani gerçekten dünyaya meydan okuyan, dünyayı titreten bir lider varsa Atatürk. Ama onlar o tarihi yeniden yazmaya soyundular ve özellikle yandaş medya sayesinde de epey bir mesafe aldılar mı? Yani aldılar. Ben orada dahi yine iletişim adına konuştuğumuzda hani Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan üzerinden yapılan siyasetin hep geri teptiğini görüyoruz ya yaptığımız bütün deneyimlerde. Bir iş Erdoğan'ı böyle Erdoğan'a karşı Erdoğan'ı şeytanlaştırdığımızda, Erdoğan'a çok sözler söylediğimizde. Ortada bir şeytanlık varsa
Yani evet. Bundan... Yok, varsa yoksa konusu mi? Ben siyasal iletişimci olarak söylüyorum. Yani bunun, tamam. bunun bir yararı olmuyor. Yani bu böyle bir konuşma, hani bunun bir insan suç işlemişse, bunun suçunu değerlendirecek bağımsız mahkemeler olduğunda, bağımsız bir adalet sistemi olduğunda, suç işleyenler zaten bugün olmasa yarın cezalarını görürler. Ama onun dışında biz savcı değiliz, hakim değiliz. Yani biz Türkiye'nin bu 21 yıllık geçmişini de komple bir lanet gibi değerlendirirsek, o da yine bazı insanları itiyor. Çünkü yapılmış iyi şeyler de olabilir. Bu arada yapılmış, yani yetersiz de olsa doğru şeyler de olabilir.